ODAK 1990 yılında kurulmuştur. Türkiye'nin en eski Opel bayisidir. Aynı zamanda Türkiye'nin en eski otomotiv bayilerinden birisidir. Ben 1997 yılında ODAK Otomotiv'de firmanın genel müdürü olarak göreve başladım. Başladığım yıllarda ODAK İstanbul'daki 11 bayi arasında en az araç satan en sonuncu sıradaki bayiydi ve servisimiz yoktu. Ben 9. kişi olarak başladım. Bugün 2016 yılını tamamladık. ODAK son 15 yılın Türkiye birincisidir. Aynı şekilde serviste de en çok araca hizmet veren bayiliktir. Şu anki çalışan sayımız 300 kişidir. Bayrampaşa, Topkapı ve Bakırköy olmak üzere 3 ayrı noktada 2 ayrı markaya hizmet veriyoruz. 2 ayrı marka dedim. 2 yıl önce yani 2015 yılının başından itibaren Hyundai markasında Opel markamıza ilave ederek yolumuza devam ettik. Yaklaşık 40 bin arabaya servis hizmeti vermekteyiz. Demin söylediğim gibi Topkapı, Bayrampaşa lokasyonlarında yine yıllık 5.000 ila 6.000 arasında sıfır araç Opel ve Hyundai ve ikinci el araç olarak satış yapmaktayız. Faaliyetlerimiz sıfır araç satışı, ikinci el araç satışı, sigortacılık hizmetleri, ikinci el yedek parça satışı. Bunun yanında da Türkiye'de belki de tek kurumsal kimlikle faaliyet gösteren aksesuar firmamız var. Efendim şimdi ODAK Otomotiv'deyiz. Burak Bey'in konuğuyuz. Burak Bey kendini bize anlatacak, firmasını anlatacak. Kendisini tanıyalım. Hoş geldiniz tekrardan. Ben 97 yılından beri ODAK'tayım. Hem okudum hem çalıştım o sırada tabii. 2007 yılında da yönetici kadrosuna girdim ODAK'ta. 2007 yılından beri önce Bayrampaşa'daki tesisimizdeydim. Şimdi yeni açtığımız markamız Hyundai'de de görev yapıyorum. Dolayısıyla Bayrampaşa ve Hyundai'yi destek oluyorum. Ve aynı zamanda ikinci el bölümündeyim. İkinci elimizde şöyle Bayrampaşa, Cevizli ve Bakırköy olmak üzere 3 plazamız var. 3 plazada hizmet veriyoruz. Yıllık yaklaşık olarak 1800 civarında araba satıyoruz. 10 kişilik bir kadromuz var orada. İkinci el araçlarımızı özellikle çok güzel bir şekilde önce bir ekspertiz yapıyoruz, otokuaförünü yapıyoruz ve garantili şekilde satmaya çalışıyoruz mutlaka. Tabii bazı arabalar garantiyi kaldırıyor, bazı arabalar kaldırmıyor yaşı ve kilometresi itibariyle. Orada öyle bir durum var. Kesinlikle kurumsal bir şekilde yapmaya çalışıyoruz ikinci el işini. Bu da bence müşterilerimiz için çok önemli bir şey. İkinci el bildiğiniz gibi en çok güvene dayalı olarak yapılması gereken ticaret şekli. Çünkü sıfır araçlar gibi değil. Kimin kullandığı belli değil. Önceden nasıl kullanıldığı belli değil. Kilometresi düşürüldü mü, düşürülmedi mi? Bakımları yapıldı mı, yapılmadı mı? Tabii biz bu çerçevede güvenilir bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Ve bu da müşterilerimizin tabii ki tercih sebebi oluyor. Galerinin güvencesi yani sonuçta. Evet. Yani sahibinden de tabii şey olabilir ama bizimki en azından ekspertisi yapılmış, bir form doldurulmuş, imzası atılmış, hukuken de karşılıklı olarak servisten geçmiş aynen öyle yapılmış. Aynen öyle. O yüzden ikinci eldeki en önemli güven aşamasını da bence biz biraz daha öndeyiz diğer galerilere ya da dışarıdaki sahibinden satılan arabalara göre.